RT TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 11 Haziran Pazar, hafta sonu haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Ereğli'de yaşayan görme engelli 15 yaşındaki Seher Şanal, çocukluğundan beri hep resim yapmaya ilgi duydu ve zorlanı başararak yaptığı resimler ile sergi açtı. Hani engelin hiçbir zaman bir engel olduğunu düşünmemelerini istiyorum. Ereğli'de yaşayan görme engelli 15 yaşındaki Seher Şanal, çocukluğundan beri hep resim yapmaya ilgi duydu ve zor olanı başararak yaptığı resimler ile sergi açtı. Ben inşallah ileride psikiyatri olmayı istiyorum. Yani insanları dinlemeyi ve insanlarla konuşmayı seviyorum. Resimde bırakmamayı, devam etmeyi düşünüyorum. O, görme engellinin hiçbir şeye engel olamayacağını ortaya koydu. Çocukken hep resim yapmayı istedi. Onun bu düşüncesini öğrenenler, yapamazsın, sen körsün dedi. Sürekli eline aldığı kağıt üzerine bir şeyler karaladı ve zor olanı lisede başardı. Öğretmenleri ve arkadaşlarının desteğiyle yaptığı resimleri bir araya getiren Seher, onlarla sergi açtı. İvri Sosyal Bilimler Lisesi'nde okuyan Seher, konu hakkında şunları ifade etti. Resim yapmaya... Ben zaten küçüklükten biraz ilgim vardı. Daha sonra da doğadaki resimleri, nesneleri hani dokunamadığım için merak ederek başladım. Ağaç çiziyorum, insan yüzü çiziyorum, çiçek çiziyorum, palyoçe çiziyorum, balık çiziyorum. İlk başta çok fazla sergi açmayı yani aklımızda yoktu daha doğrusu. Daha sonra resim çizmeye başladım ben. Sonra biraz yeteneğimin olduğunu fark ettik. Sonra sergi açmaya, hani insanların da görmeye, yani görmesini istedik. Hani görmenin hiçbir şeye engel olmadığını görmelerini istedik. Resim çizerken ben çok mutlu oluyorum. Hani resim çizmek hani bir görme engelli için çok basit bir olay değil. Hani ben farklı şeyler yapmak istiyorum ve hani insanların düşüncelerini değiştirmek istiyorum. Daha önce hani birçok konuda engellerin birçok şey yapamadığını düşünüyorlar. Hani böyle bir zihniyet oluşmuş artık. Ben hani bunu artık ortadan kaldırmak istiyorum. Böyle bir düşüncenin olmasını istemiyorum. Hani engelli olmak bence hiçbir şey engel değildir. Önemli olan içten istemektir bence. Ereğli Belediyesi Dünya Yetimler Günü münasebetiyle Ereğli'nin dört bir köşesindeki yetimleri iftar yemeğinde bir araya getirdi. Belediye Dünya Yetimler Günü nedeniyle Ereğli'nin dört bir köşesindeki yetimleri iftar yemeğinde buluşturdu. Programa Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun, Ticaret Odası Başkanı Enver Bozkurt, Ticaret Borsası Başkanı Zekeriya Önlü, Panko Birlik Başkanı Mustafa Akbel, Müftü Celal Malkoç ve meclis üyeleri katıldı. Yemekten sonra Müftü Celal Malkoç dua etti. Daha sonra yetim çocuklar için Hacivat ve Karagöz gösterisi düzenlendi. Sen birin tepesine bin de kuş olma. Dinle Karagöz'üm. Sabahleyin evden çıktım. Çarşıdan geçerken bir serpuş yani bir şapka aldım. Hem yeni serpuşumu göstermek hem de biraz yorgunluk atmak için Karagöz'üme şöyle bir uğrayayım demiştim. Ya bayım, ne olacak? İyi de bana ne yahu? Canım efendim, şapka almıştım, şapka. İyi ya da yahu, ondan da bana ne? Efendim öyle mi derler? Ya nasıl derler? Güle güle giyin, başında paralansın derler. Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise salondan ayrılırken çocuklara tek tek hediye takdim etti. Ereğli Belediyesi tarafından TOKİ bölgesinde yapılan hobi bahçeleri kullanıma hazır hale getirildi. Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Toruz Mahallesi'nde yapımı tamamlanan hobi bahçelerini basın mensuplarına tanıttı. Burada kır kulübe olduğunu ve buradan kulübe kiralamak için bazı şartları olduğunu söyleyen Özgüven şunları ifade etti. Şu an itibariyle Toruz Mahallemizde, TOKİ bölgesinde belediye olarak kurduğumuz ve bu yıl faaliyete geçecek hobi bahçelerindeyiz.
Bununla ilgili zaten daha önceki çalışmalarımızın her aşamasını sizler vasıtasıyla hemşehrilerimizle paylaşmıştık. Ereğli'miz her ne kadar bağlık, bahçelik, tarımsal anlamda bir yer olsa da bazı vatandaşlarımızın kendine has mülkiyeti olan işte yazın ektiği domatesiyle, biberiyle hem mutlu olduğu hem üretim yaptığı bir ortam olsa da hobi bahçelerine de ihtiyaç vardı. Şu an itibariyle TOKİ bölgesinde hobi bahçesini yaptık ve kura sonucu buraları vatandaşlarımıza vereceğiz. Şu an itibariyle gördüğümüz tablo oldukça talep fazla ama bu 35'ten sonraki bir durum analizi yaptıktan sonra tekrar hobi bahçeleri yapmaya devam edeceğiz. Buradaki bulunan saha hemen yeni Ereğli'nin bir mahalle anlamında, yerleşim anlamında önemli bir yeri olan TOKİ konutlarının olduğu yerin hemen yanı başında, minibüs yolu üzerinde, ulaşım anlamından kolay. Ve burada altyapıyı hazırladık. Küçük kulübeler ve yaklaşık 150 metrekarelik bir alan yaparak buradaki vatandaşlarımız birazcık domates, biber, işte sebze, meyve ekip hem buranın böyle torosların havasını alacak hem bunu teneffüs edecek hem de burada vakit geçirecek diye düşünüyoruz. Bu hobi bahçelerini birçok belediye yapıyor. Yani Konya'daki belediyelerimiz yapıyor, yanı başımızdaki Aksaray yapıyor. Biraz da onlardan model olarak da esinlendik. Bununla ilgili olarak önümüzdeki günlerde müracaatlar alıyoruz. Müracaatlardaki aranan şartlarımız şu: bir kere buraya talep olacak kişilerin evli olması gerekiyor, aile olması gerekiyor, 30 yaş üzerinde olması gerekiyor, sabıka kaydı olmaması gerekiyor. Bunlarla ilgili belediyemizin hemen girişindeki danışmadan da bilgi alabilirler. Hazırlayacakları evraklarla gelecekler, müracaatlar değerlendirilecek ve en önemli şeylerden birisi de Ereğli'de ikamet ediyor olması lazım olacak. Çünkü talep çok olduğu için böyle kısıtlayıcı ve kurallar koyucu şartları ortaya koyuyoruz. Ve buranın yıllık, aylık kira bedeli 50 lira. Yani yıllık ne yapar? 600 lira yapar. 3 yıllığına veriyoruz, 1800 lira yapar. Yani yıllık kira bedeli 600 lira, 3 yıllığına veriyoruz. Ve buradaki bir disiplin içerisinde vatandaşlarımız burada boş zamanlarını geçirip hem bir taraftan bizim için önemli bir değer olan toprakla uğraşacaklar, hem bir rahatlayacaklar, stres atacaklar, hem de yetiştirdikleri meyvenin, sebzenin tadına bakarak işte onun mutluluğunu, hazzını yaşayacaklar. İnşallah müracaatlar yarından itibaren başlıyor. Vatandaşlarımız gelsin, oradaki maklu evrakları alacaklar, müracaat yapılacak, noter huzurunda da bir çekiliş yapacağız. Bunları vatandaşlarımıza dağıtacağız. Su altyapısı tamam. İşte her bahçe diyelim, her bölüme, her kulübenin olduğu yere birer tane ıhlamur ağacı diktik. Onları büyütecekler. Ondan sonra onların gölgesinde, onun mis gibi çiçeklerin kokusunda çay keyiflerini yapacaklar. Ortak bir mescit alanımız var hem kadın için hem erkek için. Ortak işte kullanım alanları var. İşte VC gibi su ihtiyaçlarını giderecek. Her kulübenin başında su var. Burada zaten damlama dışında herhangi bir sulama söz konusu değil. Ve kullanılacak su da insanın ihtiyaçları için ve aynı zamanda damlama sulamayla yapılacakları meyve sebze sulaması için yapılacak. Halkapınar'da sıkça görülen canlı türü sementer. Onu ilk görenler kertenkele dese de o aslında kertenkele değil. Peki bu canlının özelliği nedir? Detaylar haberimizde gizli. Halkapınar'da sıkça görülen bir canlı türü. Aslında adı semender. İlk görenler kertenkele dese de kertenkele değil. Peki bu canlının özelliği nedir? Semender, kertenkeleye benzer hayvanlara verilen genel bir addır. Dünyanın birçok yerinde rastlanan semenderlerin kuyrukları uzundur. Şekilleri kertenkeleye benzese de tamamen kertenkelelerden farklıdırlar. Derileri kertenkeleden farklı olarak çıplak ve yumuşaktır. Derileri ya düz ve siyah ya da sarı tonlardaki lekelerle kaplıdır. Alt bölümü ise siyahımsı gridir ve kirli yeşilimsi sarı lekelerle kaplıdır. Erkeklerin sırtında dişileri cezbeden sırt yüzgeci bulunur. Semenderlerin karada ve suda yaşayan türleri vardır.
bazı türleri zehirlidir. Solucan ve böceklerle beslenir, yumurtlayarak çoğalır. Halkapınar'da görülen bu semenderin görüntüsünü ve fotoğraflarını çekerek bizlere ulaştıran Bülent Fakih Şengün'e teşekkür ediyoruz. Bültenime Türkiye gündemiyle devam ediyorum. Körfez'deki Katar krizi çözülecek mi? Taraflar bu sorunun cevabını arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Katar krizinin çözümü için diplomatik çalışmalarını sürdürüyor. Katar'la ilişkilerini askıya alan Bahreyn'in Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed El Halife tam da bunun için Türkiye'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahipliği yaptı görüşmeye. Görüşmelere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Bahreyn Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Körfez ülkelerinin gerekçelerini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise krizin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. 1,5 saat süren görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı El Halife ile kameraların karşısına geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız bu hadiseden, bu krizden dolayı duyduğu üzüntüyü vurgularken, özellikle Ramazan ayı içinde dinimize, inancımıza ve geleneklerimize maalesef aykırı olan bu üzücü hadisenin bir an önce, Ramazan bitmeden, bayramdan önce çözülmesi gerektiğini de vurgulamıştır. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye olarak bu sorunun çözülmesi için yapıcı çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Katar'daki Türk üssüne de değindi. Katar'da kuracağımız üssün amacı bütün Körfez ülkesinin güvenlik ve istikrarına katkı yapmaktır. Anlaşma herhangi bir Körfez ülkesini de hedef almamaktadır. Körfez ülkelerinde yaşanan bu krizin ümit ediyoruz ki en kısa sürede diyalog suretiyle, istişare suretiyle sona erer. Her zaman bir şey söylüyoruz. Coğrafya kaderdir. Coğrafyayı biz seçmiyoruz ama o coğrafyada komşularımızla beraber kardeşlik içerisinde barış hukukuyla yaşamak mecburiyetimiz var. Kaderimize, kardeşlik bağımıza uygun olarak devam etmemiz gerekir. Bölgenin daha fazla karışması, gerilimin yükselmesi için fırsat kollayanların umutlarını boşa çıkarmalıyız. Burada oluşabilecek yeni bir sorun alanı sadece bölgeyle sınırlı kalmaz. Bölgenin jeostratejik özelliği bakımından bu sorunun küresel bir soruna dönüşme riski çok fazladır. O bakımdan bütün tarafların sorumlu davranması lazım. Müziği de sustu, öğrencilerine öğreteceği notaları da. Korktuğu, düşünmek bile istemediği ölüm onu ailesinden uzakta, görev yaptığı ilde yakaladı. Terör talihsiz öğretmeni ömrünün baharında hayattan kopardı. Uyan Ali, uyan. Yaşındaydı Şenay Aybüke Yalçın. 6 sene önce Edremit Kültür ve Sanat Derneği'nde müzik eğitimi almıştı. Ardından Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünü bitirdi. 7 ay önce de Batman'a atandı. Yeni öğretmen atanma sevincini de sosyal medyadan "Öğretmen oldum ben" yazısıyla paylaşmıştı. Öğrencilerine karnesini vermişti Aybüke öğretmen. Evine gitmek için arkadaşlarıyla yola çıktı. Ancak teröristlerin AK Partili Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına açtığı ateş onun bulunduğu otomobile isabet etti.
23 yaşındaki öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aybüke öğretmenin son mesajı ise yürekleri yaktı. Saldırıdan bir gün önce içinde bir sıkıntı hissetmiş, bunu da arkadaşıyla paylaşmıştı. Biz elimizden geldiğince temkinli oluruz da ölüm bu, geleceği varsa yapacak bir şey yok yazmıştı. Terör kurbanı öğretmenin Balıkesir'de yaşayan ailesi acı haberle yıkıldı. Öğretmen için ilk tören Batman'da düzenlendi. Ailesi, meslektaşları ve öğrencileri de yalnız bırakmadı Aybüke öğretmeni. Şehit öğretmen son yolculuk için memleketi Çorum'a gönderildi. Aybüke öğretmenin tabutunun başında duvak ve çok sevdiği folklor kıyafeti vardı. Cenaze ilk olarak helallik için baba evine götürüldü. Genç öğretmenin yakınları güçlükle ayakta durdu. İkinci tören ise Osmancık Kaymakamlığı önündeydi. Cenazede teröre tepki vardı. 5000 yıldır burada, 5000 yıl değil, 500 bin yılda daha buradayız Allah'ın izniyle. Kimse bizleri yıldıramaz. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz törendeki konuşmada gözyaşlarını tutamadı. Üzüntümüz Yunus ile aynı. Şu dünyada bir nesneye yanar için göğünür gözüm. Gencecikken ölenlere göğ ekini biçmiş gibi. Aybüke'nin daha çok yapacağı şey, daha çok söyleyeceği var idi. Ama bu millet kendisi için çalışanları ilelebet unutmaz. Cenazesine binlerin katıldığı şehit öğretmenin meslektaşları Çorum'daki törene de katıldı. İlmihtüs'te Ahmet Akın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit öğretmenin cenazesi Asri Mezarlık Şehitliği'nde gözyaşları içinde toprağa verildi. Yurt genelinde huzur ve güvenin sağlanması adına yapılan operasyonlar devam ediyor. ...81 ilde eş zamanlı olarak Huzur Ramazan 2 operasyonu yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda tombala ve kumar oynatıldığı tespit edilen yüzlerce kıraathane ve derneğe baskın yapıldı. Uygulamada asayiş, terörle mücadele, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik ve uyuşturucuyla mücadele birimlerine bağlı 2846 ekip, 10610 personel görev aldı. Operasyonda kumar oynatılan mekanlar tek tek arandı. Oyunlarından elde edilen paralara ve oyun materyallerine el konuldu. Baskınlarda horoz dövüştürenler de engellendi. Kimliği olmayan var mı? Yok, herkesin kimliği var değil mi? Sana bravo, senin kimliğin ne? Ruhsatı bulunmayan iş yerleri mühürlenerek kapatıldı. Şüpheli onlarca kişi gözaltına alındı. Emniyetin periyodik olarak ve ortaklaşa yürüttüğü huzur operasyonları devam edecek. İzinsiz kamp yapanlara baskın düzenlendi. Baskınların adresi İstanbul'un Adalar ilçesinde bulunan Burgazada. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ormanlık alanda bazı kişilerin izinsiz çadır kurup kamp yaptıkları gerekçesiyle operasyon düzenledi. Havadan helikopterin destek verdiği operasyonda polis kamp alanını 80 personelle kuşattı. 34 çadıra el koydu. Çadırlarda izinsiz kamp yapan 57 kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Ayrıca 54 kişiye de Orman Kanunu'na göre idari para cezası verildi. İstanbul Beyoğlu'nda silahlı kavga çıktı. Bir kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı.
Olay Kızılay Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre meydana bir araçla gelen grup, sahur yapmakta olan diğer grupla tartışmaya başladı. Sözlü tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi hayatını kaybederken diğeri de ağır yaralandı. Daha sonra olayı gerçekleştiren şahıslar geldikleri araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerden biri olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Başkentte de silahlar konuştu. Çankaya'da bir kişinin aracının önü husumetli olduğu iddia edilen kişilerce durduruldu. Şahıslar arasında bir süre tartışma yaşandı. Bıçak ve tabancalarında karıştığı kavgada kurşunların hedefi olan Deniz K. yaralandı. Şahısların açtığı ateşten çevredeki evlerde hasar gördü. Saldırganlar kavganın ardından Deniz K.'nin kullandığı otomobili gasp ederek olay yerinden kaçtı. Polis şimdi her yerde zanlıları arıyor. Yaz okuluyla gelecek sensin. Konya'nın her yerinde tüm gençler için kayıtlar 5-18 Haziran arası www.comek.org.tr'de. Demirerler Miren Restoran'da Ramazan bir başka. Miren Restoran hayırlı Ramazanlar diler. Türk mutfağının en seçkin yemekleri Ramazan boyunca Miren'de. Açık büfe iftar yemeklerimiz, çeşit çeşit yemekler, tatlılar, meyveler sizleri bekliyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle bu Ramazan'da Miren Restorant yanınızda. Miren Restorant, Demireller Petrol içerisinde. Ali rezervasyon 712-02-00. Dutar Seramik ve Ankastre şehri. Yeni mağazamızla dünya devlerini bir araya getirdik. Mutfaklarınız için en şık ankastre ve beyaz eşya modelleri Ankastre şehri mağazamızda bulabilirsiniz. Siemens, Silverline, Teka, Ukinox, Estin'in davlumbaz, ocak, fırın, mikrodalga, buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinesi modelleri mağazamızda. Ankastre şehrine uğradığınızda mutfağınızın değişime ihtiyacı olduğunu anlayacaksınız. Yeni nesil mutfak teknolojisiyle mutfaklarınıza değer katın. Ankastre şehri. Yine Dutar Seramik olarak ev ve iş yerlerinizde görselliğin tamamlayıcısı olmaya devam ediyoruz. Bien Seramik, Anka Seramik, Yurtbay Seramik, Vitra, Artema, Kabinet Seramik, Duşakabin Jacuzzi, Vitrifiye, Armatür, Banyo Dolabı, Cam Mozaik modellerimizle hizmetinize devam ediyoruz. Şıklığın tamamlayıcısı Dutar Seramik'le her biri tasarım harikası olan modellerimizle büyük mekanlar için büyük çözümler üretmeye devam ediyoruz. Yenilenmek doğamızın bir parçası. Dutar Seramik ve Ankastre şehri, Cahı Caddesi, Fatih Camii ilerisi. Telefon 0332 712 3189. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla
Fratve'nin en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratven İnovatif serisinden. Selenit. Fratven. Fratpen, Ereğli Bayi, Zirvepen, PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin, huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses, dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak tahlil laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup, Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332-712-0063, 0332-713-1617. Sizler için çalışıyor, sizler için yaşanabilir mutlu yuvalar kuruyoruz. Ömer Süllü İnşaat ve Müteahhitlik. Güven inşa eder. Bilgi iletişim 0332-712-2244. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.